Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, da, während ve before kalıpları. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, bu üç yapıyı dilerseniz örnekler içerisinde inceleyelim. İlk örneğimize baktığımızda, ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ich frühstücke neydi? Frühstücken, kahvaltı yapmak. Zur Arbeit fahren, işe gitmek, değil mi? Şimdi arkadaşlar, burada bevor öncesinde anlamına geliyor. Ben ne diyeceğim bu cümleye göre? İşe gitmeden önce ne yapıyorum? Kahvaltı yapıyorum. Bu durumda ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre demiş oluyorum. Demek ki ne yapıyorum? Kahvaltı yapıyorum. İşe gitmeden önce demiş oluyorum bu sayede. Demek ki ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre neymiş? İşe gitmeden önce kahvaltı yapıyorum anlamına geliyor. Şimdi während yapısına baktığımızda während esnasında demek arkadaşlar. Bakalım cümlemiz ne diyor? Ich frühstücke während ich zur Arbeit fahre. Evet, zur Arbeit fahren neymiş? İşe gitmek. Ich frühstücke, kahvaltı yapıyorum. Demek ki işe giderken kahvaltı yapıyorum. Yani o esnada. Nerede olabilir bu? Söz gelimi trende, metroda, otobüste, her neredeyse, değil mi? O esnada, yani işe giderken o esnada ne yapıyorum? Kahvaltı yapıyorum dediğimde demek ki esnada neymiş? Esnasında während anlamına geliyor. Bu durumda ich frühstücke während ich zur Arbeit fahre dediğimde demek ki işe giderken o esnada kahvaltı yapıyorum demekmiş. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar ich frühstücke da ich sehr hungrig bin. Hungrig sein aç olmak demek arkadaşlar. Karnının acıkması, aç olmak demek ki hungrig sein. Şimdi bakın burada kahvaltı yapıyorum. Burada da var arkadaşlar. Da ne anlama geliyor? Bakın mavi ile yazdım. Weil ile da aynı anlama geliyor. Çünkü demek arkadaşlar. Demek ki da neymiş? Tıpkı while'de olduğu gibi çünkü anlamına geliyormuş. Kahvaltı yapıyorum. Çünkü karnım çok aç diyecek olursam demek ki ich frühstücke da ich sehr hungrig bin dediğimde çok karnım çok aç olduğu için kahvaltı yapıyorum demiş oluyorum. Ve ben da yerine weil de kullanabilirdim. Bu durumda ne olurdu? Ich frühstücke weil ich sehr hungrig bin. Ancak konumuz tabi da olduğundan dolayı ich frühstücke da ich sehr hungrig bin demem gerekiyor. Dilerseniz ilk örneği tekrar bir bakalım. Şöyle bir toparlayalım. Neymiş bevor? Öncesinde demekmiş. Ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre. İşe gitmeden önce kahvaltı yapıyorum. Demek ki bevor öncesinde demekmiş. Während esnasında demek değil mi? Ich frühstücke während ich zur Arbeit fahre. Demek ki işe giderken o esnada kahvaltı yapıyorum derken ne diyecekmişim? Ich frühstücke während ich zur Arbeit fahre diyecekmişim. Üçüncü örnekte ise da tıpkı weil'de olduğu gibi çünkü anlamına geliyormuş. Ich frühstücke da ich sehr hungrig bin. Karnım çok aç olduğu için ne yapıyorum? Kahvaltı yapıyorum ya da kahvaltı yapıyorum çünkü karnım çok aç demiş oluyorum değil mi? Bu ikinci söylemiş olduğum sanki daha uygun düşüyor. Neden? Çünkü var. Da. Öyle değil mi? Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre. Ich frühstücke bevor ich zur Arbeit fahre. Ich frühstücke, während ich zur Arbeit fahre. Ich frühstücke, während ich zur Arbeit fahre. Ich frühstücke, da ich sehr hungrig bin. Ich frühstücke, da ich sehr hungrig bin.
Dağ yapısını birazcık daha ayrıntılı inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Dağ az önce de söylemiş olduğum gibi while yerine geçebiliyor. Demek ki çünkü anlamı dağ yapısında varmış. Öncelikle iki cümleyi bir inceleyelim. Onun ardından dağ ile birleştirelim bu iki cümleyi arkadaşlar. Ne diyor ilk cümlemiz? Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Bakın burada bir dilek değil mi arkadaşlar? Bir dilek, bir istek var. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Sizin şirketinizde çalışmak isterdim anlamına gelen ya da işte bu bir şirket olabilir, bir iş yeri olabilir değil mi? Sizde çalışmak isterdim şeklinde de çevrilebilir bu. İkinci cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Ich finde Ihre Firma interessant. Firmanızı ilginç buluyorum. Bakın burada bir neden sonuç ilişkisi var. Çünkü ilginç buluyorum firmanızı diyeceğiz değil mi? Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyorum. Cümle başı yapıyorum ve Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Bakın yerli yerinde her şey duruyor. Virgülümü koydum. Da ich Ihre Firma interessant finde. Bakın ne olmuş buradaki finde cümlenin sonuna gitmiş. Da hemen sonrasında ich geliyor ve asıl fiilim finde ne olmuş cümlenin sonuna gitmiş. Tıpkı while cümlesi kurar gibi aslında. Öyle değil mi? Hiçbir fark yok o anlamda. Demek ki ben sizde çalışmak isterim. Çünkü firmanızı ilginç buluyorum şeklinde çevirebiliriz güzel Türkçe. Bu durumda Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, da ich Ihre Firma interessant finde demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Burada da gene bir neden sonuç ilişkisi olacak. Neden? Çünkü var. Değil mi? Da var. Bakıyoruz. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Eine Ausbildung machen denildiğinde bu neydi arkadaşlar? Mesleki staj gibi düşünelim. Ama nasıl, ne olarak? Als Mechaniker bir tamirci olarak değil mi? Bir mekanik işle ilgili değil mi? Teknik işle ilgili tekniker diyebiliriz buna pekala. Bunun eğitimini, bunun stajını yapmak istiyor değil mi? Bunu söyleyen. Dolayısıyla ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Sizin şirketiniz ya da işte sizin atölyeniz artık neresi ise değil mi? Ne yapmak istiyorum? Staj yapmak istiyorum tamirci olarak anlamında. Ve sonraki cümleye bakalım. Ich interessiere mich für Autos. Sich interessieren für neydi arkadaşlar? İle ilgili olmak. Bu da refleksif fiildi. Öyle değil mi? Sich interessieren für bir şey ile ilgili olmak. Ben arabalarla ilgiliyim denildiğinde demek ki Ich interessiere mich für Autos. Bakın burada şimdi neden sonuç ilişkisine baktığımızda ben sizde tamirci olarak bir eğitim görmek değil mi? Bir staj yapmak istiyorum. Neden? Çünkü arabalarla ilgiliyim dediğimizde ne yapacağız? Baştaki cümleyi tekrar aynı şekilde koruyacağız ve diyeceğiz ki Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Virgülümü koydum. Da ich mich für Autos interessiere. Bakın demek ki az önce olduğu gibi burada da ne oldu? Interessiere fiilimi ne yaptım? Cümlenin sonuna attım. Tıpkı while cümlelerinde olduğu gibi değil mi? Oradaki yapıda da ne oluyordu? Şimdi burada da olmasaydı ne olacaktı? Weil ich mich für Autos interessiere. Değil mi? While gitmiş yerine ne olmuş? Da ich mich für Autos interessiere şeklinde ifade etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Da ich mich für Autos interessiere demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk örnekte ne diyor bize? Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Sizde çalışmak isterdim. Değil mi? Ich finde Ihre Firma interessant. Firmanızı ilginç buluyorum. Neden sonuç ilişkisi kurduk değil mi? Sizde çalışmak isterim. Çünkü firmanızı ilginç buluyorum. Ne yapacağım? Dağ yapısından faydalanacağım. Ve iki cümleyi tek bir cümle şeklinde yorumlayacağım. Bu durumda Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten.
da ich Ihre Firma interessant finde demiş oluyoruz. Demek ki buradaki kilit nokta ne arkadaşlar? Eylem ne oluyormuş? Virgülden sonraki cümle değil mi? Baktığımızda finde ne oluyor? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gidiyor. Bir sonraki örneğe bakalım. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Teknisyen olarak değil mi? Staj yapmak istiyorum size. Sizin atölye, sizin şirket artık neyse orası. Ich interessiere mich für Autos, arabalarla ilgiliyim. İkisini bir araya getirdim. Neden sonuç ilişkisini kurdum? Da yapısıyla diyeceğim ki Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Da ich mich für Autos interessiere ile ne yaptım? Neden sonuç ilişkisini kurmuş oldum? Dilerseniz şimdi arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Ich finde Ihre Firma interessant. Ich finde Ihre Firma interessant. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, da ich Ihre Firma interessant finde. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, da ich Ihre Firma interessant finde. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen. Ich interessiere mich für Autos. Ich interessiere mich für Autos. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen, da ich mich für Autos interessiere. Ich möchte bei Ihnen eine Ausbildung als Mechaniker machen, da ich mich für Autos interessiere. Şimdi sırada während yapısı var arkadaşlar. Bakalım ne diyor cümlemiz? Frau Müller schreibt ein E-Mail und isst gleichzeitig Mittagessen. Ne diyor cümlemiz? Bayan Müller ne yapıyor? Bir E-Mail yazıyor und isst, yemek yiyor değil mi? Gleichzeitig, eş zamanlı, aynı zamanda anlamına gelen gleichzeitig ne yiyormuş? Öğle yemeği yiyormuş, Mittagessen değil mi? Frau Müller schreibt ein E-Mail. Bakın burada das E-Mail ya da die E-Mail şeklinde ele alınabilir. Ben bunu tabi das E-Mail olarak ele aldım. Die olsaydı ne olacaktı? Aynı E-Mail olacaktı. Dolayısıyla her ikisi de doğru arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Und ist gleichzeitig Mittagessen. Ve aynı zamanda ne yapıyor? E-Mail yazarken bir taraftan da öğle yemeği yiyor. Değil mi? Şimdi ben burada gleichzeitig yerine ne yapabilirim? Während diyebilirim. Çünkü esnasında anlamına geldiğinden dolayı. Ne yapacağım bu sefer? Gleichzeitig kelimesini kaldıracağım. Ve diyeceğim ki Frau Müller schreibt ein E-Mail während sie Mittagessen isst. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bayan Müller E-Mail yazıyor. Ne yaparken? Ne esnada? Öğle yemeği yerken değil mi? Öğle yemeği esnasında ne yapıyor? E-mail yazmış oluyor. Bakın burada önemli olan şey şu arkadaşlar. İkinci cümledeki ya da und'dan sonraki cümle diyelim anlaşılır olsun diye. Oradaki essen yani o ist yapısı ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor. Bu çok önemli. Demek ki während cümlelerinde während'den hemen sonra iki cümleyi bir araya getirdiğimde während ortada iken ne oluyormuş arkadaşlar? Eylem sona gidiyor. Çekimlenmiş olarak tabii. Ve bu durumda ne oluyor? Frau Müller schreibt ein E-Mail während sie Mittagessen isst demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım ne diyor? Sie sitzt im Konferenzraum und telefoniert gleichzeitig mit ihrem Chef. Yani ne diyor? Konferans salonunda oturuyor und telefoniert değil mi? Telefonlaşıyor. Kiminle? Gleichzeitig mit ihrem Chef, aynı anda eş zamanlı olarak şefiyle ne yapıyor? Telefonlaşıyor. Yani konferans salonunda oturuyor ve o esnada ne yapıyor arkadaşlar? Şefiyle konuşuyor diyeceğiz. Esnasında yani während yapısından destek alacağız. Bu durumda gleichzeitig kelimesini kaldırıyoruz ve diyeceğiz ki sie sitzt im Konferenzraum während sie mit ihrem Chef telefoniert. Demek ki şefiyle ne yapıyor? Telefonlaşırken aynı esnada ne yapıyor? O esnada konferans salonunda
oturuyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. Frau Müller schreibt ein E-Mail und ist gleichzeitig Mittagessen. Demek ki Bayan Müller E-Mail yazıyor ve aynı zamanda ne yapıyor? Öğle yemeği yiyor. Şimdi burada gleichzeitig kelimesi yerine ne yapabiliyormuşuz? Esnasında anlamına gelen während kelimesini getiriyoruz. Bu durumda Frau Müller schreibt ein E-Mail, während sie Mittagessen ist diyoruz. Değil mi? İkinci örnekte ise sie sitzt im Konferenzraum und telefoniert gleichzeitig mit ihrem Chef. Ne yapıyor? Konferans salonunda oturuyor ve gleichzeitig eş zamanlı aynı zamanda ne yapıyormuş? Şefiyle telefonlaşıyor diyoruz değil mi? Şimdi buradaki gleichzeitig yerine ne yapabiliyoruz? Während değil mi? Esnasında anlamına gelen während ile cümlemi kurabiliyorum. Bu durumda sie sitzt im Konferenzraum während sie mit ihrem Chef telefoniert demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Frau Müller schreibt ein E-Mail und isst gleichzeitig Mittagessen. Frau Müller schreibt ein E-Mail und isst gleichzeitig Mittagessen. Frau Müller schreibt ein E-Mail, während sie Mittagessen isst. Frau Müller schreibt ein E-Mail, während sie Mittagessen isst. Sie sitzt im Konferenzraum und telefoniert gleichzeitig mit ihrem Chef. Sie sitzt im Konferenzraum und telefoniert gleichzeitig mit ihrem Chef. Sie sitzt im Konferenzraum, während sie mit ihrem Chef telefoniert. Sie sitzt im Konferenzraum, während sie mit ihrem Chef telefoniert. Sırada arkadaşlar before kalıbı var. Before öncesinde demekmiş. Dilerseniz örneğimize bir bakalım. Frau Müller schreibt ein E-Mail, dann isst sie Mittagessen. Bakın arkadaşlar burada iki cümle var. Bayan Müller ne yapıyor? E-Mail yazıyor diyor. İkinci cümle dann, ondan sonra ne yapıyor? Dann isst sie Mittagessen, ondan sonra öğle yemeği yiyor. Şimdi öğle yemeğinden önce ne yapıyor arkadaşlar? E-mail yazıyor diyeceğiz değil mi? Dolayısıyla bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde diyeceğim ki Bayan Müller e-mail yazıyor öğle yemeği yemeden önce diyeceğiz. Çünkü Almanca arkadaşlar sondan başa doğru anlamlandırılıyor. Güzel Türkçemizdeki gibi değil. Biz ne yapıyoruz? Baştan sonra mantıklı bir sıralama var öyle değil mi? Ancak Almanca'da sondan başa doğru bir geri bir şey var, bir sıralama var. Şimdi baktığımızda Frau Müller schreibt ein E-Mail. Bayan Müller bir e-mail yazıyor. Bevor sie Mittagessen isst. Öğle yemeği yemeden önce demiş oluyoruz. Dolayısıyla Frau Müller schreibt ein E-Mail. Ne yapıyor? Bir e-mail yazıyor. Virgülümü koyuyorum. Bevor sie Mittagessen isst. Öğle yemeği yemeden önce demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Sie sitzt im Konferenzraum. O bir nerede oturuyor arkadaşlar? Konferans salonunda oturuyor. O konferans salonunda oturuyor. Dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Dann ondan sonra ne yapıyor? Şefiyle telefonlaşıyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelik sırası. Önce ne yapıyor? Sonra ne yapıyor? Ona bakmamız lazım. Sie sitzt im Konferenzraum, konferans salonunda oturuyor. Ondan sonra dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Demek ki önce oturuyor, ondan sonra şefiyle konuşuyor. Dolayısıyla şefiyle konuşmadan önce ne yapacak? Konferans salonunda oturacak, değil mi? Bu durumda sie sitzt im Konferenzraum, bevor sie mit ihrem Chef telefoniert. Yani şefiyle konuşmadan önce konferans salonunda oturuyor demiş oluyoruz. Bu durumda sie sitzt im Konferenzraum, bevor sie mit ihrem Chef telefoniert. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sondan başa doğru geliyormuşuz değil mi? Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Demek ki bevor neymiş? Öncesinde demekmiş. Bakıyoruz. Frau Müller schreibt ein E-Mail. Bayan Müller bir e-mail yazıyor.
Dann ist sie Mittagessen. Ondan sonra öğle yemeği yiyor. Şimdi before ile bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne olacak? Formula schreibt ein E-Mail. Before sie Mittagessen ist. Demek ki öğle yemeği yemeden önce Bayan Müller ne yapıyormuş? E-Mail yazıyormuş değil mi? Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar, sie sitzt im Konferenzraum. O nerede oturuyor? Konferans salonunda oturuyor. Dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Ondan sonra telefonlaşıyor. Kimle? Şefiyle. Değil mi? Dolayısıyla öncelik sırası ne arkadaşlar? Öncelikle konferans salonunda oturuyor. Değil mi? Bu sebepten ne diyeceğiz? Sie sitzt im Konferenzraum. Virgülümü getirdim. Bevor sie mit ihrem Chef telefoniert. Şefiyle konuşmadan önce. Ne yapıyor? Konferans salonunda oturuyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Frau Müller schreibt ein E-Mail. Frau Müller schreibt ein E-Mail. Dann isst sie Mittagessen. Dann isst sie Mittagessen. Frau Müller schreibt ein E-Mail, bevor sie Mittagessen isst. Frau Müller schreibt ein E-Mail, bevor sie Mittagessen isst. Sie sitzt im Konferenzraum. Sie sitzt im Konferenzraum. Dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Sie sitzt im Konferenzraum, bevor sie mit ihrem Chef telefoniert. Sie sitzt im Konferenzraum, bevor sie mit ihrem Chef telefoniert. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde da, während ve before kalıplarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.